Merhaba sevgili RepTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2016'nın en teknolojik 4 arabasına bakacağız. İlk arabamız Volvo'nun XC90 T8 modeli. Bu arabanın dolar karşılığı 69.095 dolar arkadaşlar. Bu parayı Türk lirasına çevirdiğimizde ortaya çıkan meblağ 198.000 TL. Şimdi dilerseniz biraz arabaya bakalım. İşin aslı İsveç'in Volvo'su önce Ford'a, oradan Çin'e, oradan bir yerlere falanlara filanlara zıtıldı derken uzun süredir kış uykusundaydı. Fakat bu kış uykusu süreci XC90'la kazandığı Amerikan Truck of the Year ödülüyle tamamen dağıldı. Ayrıca bu SUV modeli Volvo'nun o güvenli araba mottosunu iyice güçlendirdi diyebiliriz. Volvo XC90'ın modeli hibrit ve devrim niteliğinde teknolojileri içinde barındırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, piller tam şarjdayken aracı 50 km kadar elektrikle sürebiliyorsunuz. Aracın içerisindeki panelden erişebileceğiniz 5 farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlardan birincisi hibrit, ikincisi tam elektrik, üçüncüsü güç modu, dördüncüsü sürekli 4 çeker anlamına gelen AWD, beşinci modu ise saklama modu. Aracın içerisinde yine akıllı telefonlardan alışık olduğumuz tüm hareketleri yapabileceğiniz akıllı bir panel mevcut. Ayrıca ben şunu da belirteyim, 360 derecelik görüş açısına sahip kameralar da arabaya yerleştirilmiş. Yani uzun lafın kısası, otomatik park etme özelliğine bu araba sahip. Volvo XC90 sürücüsüz bir biçimde kendi şehrinde dümdüz gidebilme yeteneğine sahip olmakla birlikte, eğer araç şeritten çıkarsa veya bir yalpalama durumu olursa akıllı sistem devreye giriyor ve aracı sizin yerinize toparlıyor. Fakat yine de tüm bunların yanı sıra araç şeritten çıkarsa, yani bir kaza anına doğru gidiyorsanız, kemerler sıkılıyor ve sizi çarpışma anına en güvenli bir biçimde götürüyor. İkincil olarak ise belirli bir hızın altındaysanız ve aracın kontrolünü kaybettiyseniz bu sefer akıllı sistem tekerleklere giriyor, onlara bir komut veriyor ve araç tekrar sizin yerinize toparlanıyor. Şimdi dilerseniz sıradaki teknolojik arabamıza geçelim. Sıradaki arabamız BMW 7 serisi 750i xDrive. Aracın dolar olarak değeri 99.395 dolar arkadaşlar. Bunu Türk lirasına çevirdiğimizde 285.000 TL yapıyor. BMW 7 serisinin ilk söylenmesi gereken özelliği bir LCD kumanda ile park edip parktan çıkarılabilir olması. Hatta aracın içerisinde bulunan sensörlerle birlikte daha sıkışık, küçük, dar alanlara bile bir kumanda yardımıyla kendisini yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca aracın içerisinde yaptığınız eylemleri harekete dönüştürebilen hızlı ötesi bir kamera var. Yani şöyle anlatayım. Şöyle bir hareket yaptığınızda sesi açıyorsunuz, böyle yaptığınızda telefonu meşgule alıyor, şöyle yaptığınızda da telefonunuzu açıp dilediğinizce konuşabiliyorsunuz. BMW 7 serisinde alüminyum orta panele yerleştirilmiş bir Samsung tablet sizi bekliyor. Ya bu kısmı biraz tartışılabilir. Yani acaba BMW 7 serisinde Samsung tablet mi olmalı? Buna siz karar verin. Ben size olayı anlatayım. Bu Samsung tablet sayesinde aracın içerisindeki ses sistemini ve firmanın iddiasıyla söylüyorum bunu size, yıldız ışığını andıran 15.000 ledli tavan aydınlatmasını yönetebiliyorsunuz. Diğer araçlardan ayrılan bir özelliği daha var BMW 7 serisinin. O da şu: saatte 210 km hızla giderken arabayı 15 saniye boyunca otomatik pilota teslim edebiliyorsunuz. Ayrıca BMW olunca şunları da belirtmek gerekiyor. Aracı hibrit versiyonda 37 km boyunca saatte 120 km hızla sürebiliyorsunuz. Saatte 100 km hızla da sadece 4.4 saniyede çıkıyorsunuz. Daha henüz videonun sonuna gelmedik ama yine de bir hız canavarı diyebileceğimiz BMW 7 serisinin hemen ardından Tesla Model X'e geçebiliriz. Tesla Model X'in değeri 132.000 dolar arkadaşlar. Bunu Türk lirasına çevirdiğimizde 378.000 TL'lik bir meblağ ortaya çıkıyor. Tesla %100 elektrikle çalışan bu SUV modelini kendi kendisine tabii tarihin en hızlı, en güvenilir, en şaşalı SUV'u ilan etmiş durumda. Tabii ben şimdi Tesla'ya göre dedim ama bunun belirli dayanakları var. Bunun en sağlam kaynağı NHTSA adı verilen güvenlik testlerinden bu aracın tam 5 yıldız alması. Aracın güvenlik meselesindeki temel olayı şu: ön kısım tamamen boş. Yani bir çarpışma anı olduğunda çarpışmanın şiddeti ön kısım tarafından emiliyor. İkincil olarak pilin aracın tabanında yer alması aracı yapısal anlamda bir sağlamlık katıyor. Tabi bunlara ek olarak otoban hızında gitse bile, yani 140-160 seyirinde gitse bile araç kendi kendine fren yapabilme ve manevra yapabilme kabiliyetine sahip. Aracın hava filtresi normalden 10 kat daha büyük arkadaşlar ve ayrıca biyolojik silah koruması bile mevcut. Yani bu şu anlama geliyor: bu hava filtresi aracın içerisinde bir basınç yaratıyor ve bu basınç sayesinde içeriye böcek, haşere gibi şeyler giremiyor. Bir de Allah korusun böyle biyolojik silahların kullanıldığı bir savaş mavaş olursa bu aracın sahipleri içeri girip sığınak olarak burayı kullanabilirler. Ayrıca araçta benim yaş grubumun çocukluk hayali olan kartal kapılar mevcut. Diğer kartal kapılı araçlardan farklı olarak da bu kapılar çift eklemli. Yani dar alanlara girerken açılacağı zaman, ki sensörleri var bunu algılayabiliyor,
böyle kendisini katlayabiliyor, şöyle açılabiliyor falan filan. Yani böyle aman arabamı sıkışık bir yere park ettim, kapımı açamayacağım diye bir sorun yok. Kapı iki eklemli. Araç elektrikli olduğu için muhtemelen şunu merak ediyorsunuz. Bu araç 414 km'ye tek şarjla gidebiliyor. Ek olarak da böyle giderken sola işaret verirseniz kendi kendisine şerit değiştirebildiği gibi düz bir yolda giderken de ellerinizi serbest bırakabiliyorsunuz. Tesla Model X'i de anlattıktan sonra sıradaki teknolojik arabamıza geçebiliriz. Sıradaki arabamız Audi Autonomous RS 7. Audi Autonomous RS 7'nin fiyatı 136.650 dolar arkadaşlar. Bunun Türk lirası karşılığı 392.000 TL. Audi Autonomous RS 7'yi diğer tanıttığımız bütün arabalardan ayıran en belirgin özelliği spor sedan bir model olması. Ayrıca ben şunu da belirtelim. Böyle Google'ın kartona benzeyen sürücüsüz arabalarından sonra son derece iddialı bir görüntüye sahip. Şaşıracağınız bir bilgi olarak da ben çok şaşırmıştım. Aracın toplam ağırlığı 400 kilogram ve 560 beygir gücünde. Yani sürücüsüz arabalar içerisindeki en hızlısı saatte 240 km hıza kadar çıkabiliyor. RS 7'nin içerisinde 1 adet mikro otobox beyin, 1 güç kaynağı ve 2 adet bilgisayar bulunuyor arkadaşlar. Yani tüm bu donanımı topladığımızda bu araç düz bir şeritte kendi kendine giderken çok az hata payına sahip. Arkadaşlar arabayı tanıtırken söylemiştim. RS 7 kendi kendine sürebilen bir yarış arabası ve yoldaki pozisyonunu GPS sinyallerine göre ayarlıyor. Ek olarak araca entegre bulunan kameralar sayesinde etrafında olan bitene de kayıtsız kalmıyor. Yani bir aksilik olursa İşte akıllı sistem frenlere, gaza veya direksiyona müdahale edip sizi kurtarabiliyor. Ayrıca GPS sinyalleri sayesinde yoldaki konumunu kendi kendine hesaplayabiliyor. Aracın içerisinde bulunan yazılım kameralardan aldığı görsellerle kendi yerini hatasız bir biçimde bulabiliyor. Ve aynı zamanda bu yazılımdan çıkan komutlar fren, direksiyon, gaz gibi böyle bir arabanın temel işlevlerini kontrol edebiliyor. Yani tıpkı bir insan gibi desek burada en doğru tanım olacaktır. Diyerekten bu videomuzun sonuna geliyorum. Sevgili arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hemen sol tarafında yer alan videoya tıklayarak başka bir Web Tekno videosuna ulaşabilirsiniz. Aha burada. Hop.